Aşağıdaki konferanslardan hangisinde Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle yapılacak barış görüşmeleri belirlenmiştir? Tabii ki arkadaşlar, doğru cevabımız Paris Barış Konferansı olacak. Diğer konferanslardan şöyle kısaca bahsedelim. Londra Konferansı zaten Kurtuluş Savaşı sürecinde, o yüzden bizim sorumuzda uyumlu bir cevap olmayacak. Tahran Konferansı arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı sürecinde Roosevelt, Churchill, Stalin'in katılımıyla oluşturulmuş bir konferans. Quebec Konferansı işte Mussolini düşünce yine İkinci Dünya Savaşı sürecinde oluşan durum karşısında neler yapılacağına karar verilmesi amacıyla toplanan bir konferans olacak. Yine İkinci Dünya Savaşı dediğim gibi. Casablanca'da yine İkinci Dünya Savaşı sürecinde arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yukarıdaki hükümlerinden hangileri Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamaya yöneliktir? Arkadaşlar, bakalım şimdi tek tek öncülerimize kısaca size açıklayayım. Vilayet-i Sitte'de karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri tarafından bu bölgeler işgal edilebilecektir. Arkadaşlar, Vilayet-i Sitte dediğimiz doğudaki 6 tane il: Bitlis, Elazığ, Van, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır. Şimdi arkadaşlar, bu illerde 24. maddeye göre, aslında bu zaten 24. maddede amaç Ermeni devleti kurulmasını sağlamak. Diğerlerine bakalım. Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri'nin denetimine verilecektir. Bunun Ermeni Devleti ile hiçbir alakası yok. Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bu da ordunun dağıtılması arkadaşlar. Bununla da bir alakası yok. Bize aslında bahsedilen şey 24. maddeydi. 24. maddede birinci öncül de verilmiş zaten. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonunda ırkçılık ve yayılmacılık ilkelerine dayalı olarak İtalya'da kurulan rejim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, zaten ırkçılıktan bahsediliyor ve İtalya'da kuruluyorsa tabii ki burada faşizmden bahsetmemiz gerekiyor. Liberalizm, emperyalizm, sosyalizm tabii ki değil. Nazizm zaten Almanya'da ortaya çıkıyor, biliyorsunuz ki. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İngiliz generalin bu sözleri ile Türk ordusunun özelliklerinden hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir? Kutül-Amare cephesi var olma mücadelesinin verildiği yerdir. Bağdat, İngiliz işgalinden kurtulmuş, Türk askeri 10 bin şehit ve binlerce yaralı vermiştir. Esir alınan İngiliz generali Townsend hatıralarında şunları ifade eder: Osmanlı askerleri dini değerlere ve vatan toprağına çok önem vermektedir. Balkan muharebeleri sırasında bu askerlerin dini duyguları zayıflatılmış, dini eğitimlerine önem verilmemişti. Aldıkları mağlubiyetin sebebi bundan kaynaklanıyordu. Bizim karşımıza gelen Osmanlı askerleri dini bakımdan mükemmel yetiştirilmişti. Vatanın bir parçası olarak kabul ettikleri yerleri kahramanca savundular. Bu bakımdan bizi mağlup ettiler. Dini duyguları sağlam olan bu askerlere karşı savaş kazanmak mümkün değildir. Peki arkadaşlar, bakalım öncüllerimize. Zaten özellikle dini duygulardan bahsettiği için elbette ümmetçi olduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda vatan toprağına da çok önem verdiklerinden bahsetmiş İngiliz generali Townsend. O zaman ulusçu da diyebiliriz. Ancak teşkilatçılıkla alakalı bir bilgi yok. Yani örgütlenmeden bahsedilmemiş arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Almanların Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisini kullanmak istediği söylenebilir? Almanya, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden boğazları kontrol altına alıp Rusya'ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Bakın arkadaşlar, boğazları kontrol altına alması isteniyorsa tabii ki jeopolitik konumdan bahsedebiliriz. Zaten Osmanlı'nın ekonomik gücü, siyasi gücü bu süreçte zayıflamıştı. Halifenin birleştirici özelliğiyle alakalı herhangi bir bilgi yok. Asker gücü ya da asker nüfusu da arkadaşlar burada bahsedilen bir durum değil. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.
Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde pan-Türkizm fikrinin etkisiyle savaşmıştır? Arkadaşlar pan-Türkizm dediğimiz şey bakın pan birleştirmek demektir. Türkleri bir araya getirmektir. Turancılıktır aslında. Ve biz Kafkas cephesinde bu düşünceyle savaşıyoruz. Kafkas cephesinde Enver Paşa var arkadaşlar ve Enver Paşa özellikle pan-Türkizmi destekleyen bir paşadır. Bu yüzden de özellikle bu amaçla Kafkas cephesinde savaşıyor oluyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. McMahon Anlaşması ile Arapların İngilizlerle birlikte hareket ederek Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmaları aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin etkisini kaybetmesine neden olmuştur? Arkadaşlar Araplar ve bizim yani Türklerin ortak özelliği diniydi. Yani Müslüman olmalarıydı. Ancak Araplar gördüğünüz gibi din kardeşlerinin yerine İngilizlerle birlikte olmaya karar veriyorlar. Tabii ki bu durum ümmetçiliği etkileyecektir. Yani ümmetçiliğin etkisini kaybetmesine sebep olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanılan zafer Çarlık Rusya'sının yıkılmasına neden olmuştur? Arkadaşlar zaten baktığımızda bu cephelerin çoğunda biz kaybediyoruz. Hatta hepsinde kaybediyoruz. Çanakkale cephesinde bizim büyük bir başarımız var. Bir de biliyorsunuz ki Kutulamare zaferimiz var. Onun dışında ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nda bir başarımız yok. Soruyu buradan bile çıkarabilirsiniz. Ancak Çanakkale zaferinden sonra Çarlık Rusya'ya yardım gitmiyor diğer devletlerden. Ve Çarlık Rusya içerisinde ayaklanmalar çıkmaya başlıyor. Bolşevik ihtilali oluyor ve Çarlık Rusya yıkılıyor arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası barışı korumak amacıyla kurulan örgütün adı nedir? Tabii ki Cemiyeti Akvam ya da daha sonraki adıyla Milletler Cemiyeti arkadaşlar. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumak amacıyla kurulmuştu. NATO zaten biliyorsunuz bir güvenlik kuruluşudur aslında. Üye ülkelerin güvenliklerini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış bir kuruluştur. Cento ya da Cento diyelim. O arkadaşlar Bağdat Paktı'nın diğer adı. Aslında ileride Bağdat Paktı'ndan sonra Cento ortaya çıkmış olacak. UNICEF ise çocuklara yardım fonu arkadaşlar. Cento'nun amacını da söyleyelim. SSCB'nin Orta Doğu'ya hakim olmasını, orada nüfus kurmasını engellemek. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki nedenlerinden hangisi diğerlerine oranla savaşın başlamasında daha etkili olmuştur? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini genel ve özel nedenler olarak biz ikiye ayırıyorduk zaten. Ona göre şıklarımıza bakmamız lazım. Genel nedenler daha etkili nedenlerdir. Almanya ve İtalya'nın ulusal birliğini geç tamamlamaları özel bir sebeptir. Sömürgecilik yarışının Asya ülkelerinde de yaygınlaşması özel bir nedendir arkadaşlar. Çünkü Asya nazarında diyor. Balkanlarda yaşanan Sırbistan, Avusturya, Macaristan rekabeti elbette yine özel bir sebeptir. Avusturya, Macaristan veliahtının Saraybosna'da Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi ise savaşı başlatan olaydır. Sanayileşen ülkelerin ham madde kaynakları ve pazar alanlarını paylaşma yarışı ise sömürgeciliktir arkadaşlar ve genel bir nedendir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin önünden kaçan iki Alman savaş gemisinin İstanbul'a gelmesi ve Osmanlı Devleti'nin bu iki gemiyi satın aldığını duyurması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Arkadaşlar bu iki gemi Goben ve Breslau gemileriydi. Osmanlı Devleti bunları satın aldığını ve isimlerinin Yavuz ve Midilli olduğunu ifade ediyor. Bu durum tabii ki Osmanlı'nın artık Almanya'nın yanında olduğunu gösteren bir durum ve Osmanlı Devleti'ni savaşa sokacak bir durumdur. Osmanlı Devleti'nin elbette savaşa girmesine neden olan olaydır bu durum. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. İngiltere ve ABD bu boşluğu gidermek için aşağıdaki hangi politikaya yönelmişlerdir?
Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi, gizli anlaşmalarla Rusya'nın payına düşen Doğu Anadolu'da bir boşluğun meydana gelmesine yol açmıştır. Bakalım arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin varlığını devam ettirme değil tabii ki, bölgeyi uluslararası bir komisyona devretme değil arkadaşlar. Doğu Anadolu özellikle birileri için ayrılmıştı, hatırlayalım lütfen. Kimdi bunlar? Ermeni Devleti kurmaktı değil mi? Ermenilere ayrılmıştı bu Doğu Anadolu bölgemiz. Rusya'ya savaş ilan etme değil, savaştan zaten çekilmiş oluyor. Bölgeyi uluslararası bir statüye kavuşturma. Aslında B ve E şıkları zaten birbirine benziyor. Olamaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İtalya'nın bu tutum değişikliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Başlangıçta Almanya ve Avusturya ile ittifak devletleri grubunda yer alan İtalya, savaş başladıktan bir süre sonra İtilaf Devletleri safına geçmiştir. Arkadaşlar elbette İtalya'nın bundan bir çıkarı olmalı değil mi? Buna göre şıklarımıza bakalım. İtilaf Devletleri'nin Güney ve Batı Anadolu kıyılarını İtalya'ya vermeyi vaat etmeleri elbette İtalya'nın taraf değiştirmesine neden olacak bir durumdur. İtalya'nın sömürgecilik yarışında Almanya ile rekabet içine girmesi değil arkadaşlar. İtalya'nın Almanya'nın savaşı kaybedeceğine inanması da değil. Öyle inansaydı başta onların yanına girmezdi zaten. İtalya'nın boğazlardan geçiş hakkı elde etmek istemesi değil tabii ki. Rusya'nın savaştan çekilmesi de değil. Zaten İtalya hemen kısa bir süre sonra taraf değiştiriyor arkadaşlar. Tabii ki burada amacı toprak kazanmak olacaktır ve grup değiştirdiği zaman İtilaf Devletleri onlara bunu vaat ederse tabii ki İtalya tarafını değiştirir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Çanakkale'de denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri amaçlarına karadan ulaşmak istemişlerdir. Mustafa Kemal düşmanın Jonkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ederek bu hattın güçlendirilmesine çalışmış. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal'in öngördüğü noktadan Arıburnu bölgesinden saldırıya geçmiştir. Mustafa Kemal Arıburnu, Jonkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etmiştir. Peki öncülerimize bakalım arkadaşlar. İleri görüşlü bir asker olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü onun öngördüğü noktadan gördüğünüz gibi saldırıya geçiyorlar. Bölgeyi coğrafi olarak iyi bildiğini tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü hangi bölgeden düşmanın gelebileceğini bile tahmin edebiliyor arkadaşlar. Demek ki o bölgeyi iyi tanıyor. Çanakkale'yi İngiliz işgalinden kurtardığını ise tabii ki söyleyemeyiz. Çünkü denizlerde de ayrıyeten bir başarı var. Ve Mustafa Kemal sadece kara kısmında, Arıburnu, Jonkbayırı ve Anafartalarda düşman güçlerine karşı başarı elde etmiş oluyor. O yüzden genel olarak Çanakkale'yi İngiliz işgalinden kurtardığını söylememiz doğru olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Rusya ve Almanya gibi imparatorluklar parçalanmış, Orta Doğu'nun büyük bir bölümü manda ve himaye düşüncesi adı altında İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlere bırakılmıştır. Peki bakalım, siyasi haritalarda değişiklik yaşanmasına tabii ki sebep olur arkadaşlar. Çünkü imparatorluklar parçalanıyor ve artık farklı farklı devletler güçlenmeye başlıyor. Yeni ulusal devletlerin kurulmasına da sebep olur çünkü imparatorluklar zaten çok ulusludur. Parçalanan imparatorlukların yerine ulus devletler ortaya çıkacak. Sömürgeciliğin farklı bir isim altına devam etmesi yani manda ve himaye arkadaşlar. Tabii ki bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.